Bundan bir 70 yoki 80 yil avval Şam ülkelerde bo'lgan bir voqea, bo'lib o'tgan voqea. Ana shu Şam'daki bir masjidni imomiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tushiga kiradi. Tushiga kirib aytadiki, falonchiga borib ayt, u shu falonchi jannatda mening hamrohim bo'ladi, do'stim bo'ladi dedi. Rasulullah ismini aytgan boyagi falonchi kishi shu masjid yonidagi kichkinagina bir do'konda savdo qiladigan oddiy odam edi. Bu haligi avf qilish, kechirib qo'yish, aybini yopib qo'yishlik masalasiga taalluqli bir amaliy misol. İmam Rasulullah tushida aytgan boyagi kishini uyini topib bordi, eshigini qoqdi. Haligi odam chiqdi. Birodar dedi, "Menda sizga Rasulullah'tan bir bashorat bor" dedi. Shu asrimizda bo'layotgan narsa. Fakat Rabbiz bilan sizi ortasında qanaqa sır bor edi. Şu sırda aysiz, men sizge başarat aytaman. Boyagi kişi imamdan onun sırrını fosh qilmaslik va'dasini olib, voqeani aytib berdi. Vallahi bir ayolga uylangandim. Aradan 5 oy o'tib tug'adigan bo'lib qoldi. Yani bu ayol menga kelguncha oyog'i toyilib fahshga yo'l qo'ygan edi. 5 oyda tug'adigan bo'lib qoldi. Mana endi uni sharmandasini chiqarib taloq qilishim mumkin edi. Ammo Alloh taolo uni meni qo'lim bilan isloq qilishini xohladim. Chunki haqiqiy tavba qilganini tushungan edim dedi. Doyani olib keldim, bola tug'ildi. Ertasi kuni namozga chiqarkanman, imom quloq qoqqanida namozga. Bolani ushlab tashqarida turgan edi. Hamma kirib ketdi. İmam Allah-u Ekber de farz yok, kulağı kalktı. Balanı hiç kimse körsetmezsen masjidini taş karısıya koyup kirip imam geri geçtim. Ama sırrını yapıştı göreyim. Namazı okup o yanımızdan kim? Bala yığılaştı başladı. Hemen yığılıp atrafı da camlanıp gitti. Kimeken kimeken. Benim hiç nesem bölmeyendik. Bardım. Demekken bu da sorasam. Kara, bura balanı taşıp gitti. Şu yerge dedi. Menge veriyle şunu dedi. Menga beringlar, men boqib olamiz buni dedi. Ko'tarib olib, onasini qo'liga topshirdi. Qo'ni qo'shnilarning oldida boqib olingan bola bo'lib qoldi. Mana shu qilgan ishi uchun, mana shu aybini yopib qo'yganligi uchun, sharmanda qilmasdan avf qilib qo'yganligi uchun Rasululloh tushiga kirib, falonchiga ayt, jannatdagi mening rafiqim bo'ladi dedi. Bu sahoba emas bu, tobi'in emas bu. Siz bilan biz yashagan asrdagi oddiy bir odam ishi. Demek ki Resulullah'ın hamrohi bo'lishlikka sabab bo'lyapti. Bir odamni avf qilib qo'yishlik. Endi o'zimizdan so'raylik-da. Bir ummatda. Bir odamni agar biz aytsak, fosh qilsak, sharmanda bo'lib qoladigan bir aybini, sirini bilib turib yopib qo'yganmizmi? Agar bo'lsa, mana shu ishimizdan umid qilaylik. Shoyat Alloh shu tufayli bizning gunohlarimizni mag'firat qilsin.